Evet, elit modelinin kutusunu açıyoruz. Üzerinde çift başlı Selçuk Kartal olan Cenik ve Türk bayrakları sembollü güzel bir kutusu var. Kutunun içinden yukarıdan aşağı sayalım. Bir tane kıl fırça çıkıyor. Altından bir harbi. Kılıfın bel aparatı. Buna nal diyorlarmış burada. Onu da öğrendim. Kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzunu birazdan çıkartacağız. İçindeki teknik özellikleri sizlerle paylaşacağım. Onun için şimdilik bunu alalım, bu tarafa koyalım. Kılıfının içinde kilitli bir kılıf. Tetik muhafazasından kilitliyor. Bu aparata takılıyor. İstediğiniz gibi açı ayar yapmak imkanı var. Üzerinde bir şarjör var. Bir tane de 15 kapasiteli şarjör, yedek. Bir de şarjör doldurma aparatı var. Üzerindeki standart sırta ilave olarak bir de daha iri elliler için bir sırt geliyor kutunun içinde. Bir tane temizlik, namlu temizlik. Diğerinde bakım yağ olmak üzere iki tane yağ ile geliyor. Buradayken bunu da görmenizde fayda var. İki tane ilave arpacık ışıldağı ile geliyor cam elyafı. Biri yeşil, biri kırmızı. Üzerinde de zaten kırmızı olan arpacık şeyi var. Bu da şeyi sökmek için, kabzı sırtını sökmek için bir punch pin. Şimdi gelelim tabancanın incelemesine. Tabanca piyasaya iki ayrı renkte çıkıyor. Onu söyleyeyim önce. Bir tanesi tungsten serakot kaplama, diğeri de siyah serakot kaplama. Serakot kaplama ne demek diye sorarsanız, bilmeyen dostlarım için söyleyeyim. Seramik bazlı bir boyadır. Çok özel bir yüzey temizliğinden sonra, yüzey hazırlığından sonra, öyle diyeyim, sadece temizlik değil, yüzey hazırlığından sonra tabanca ile pistole ile tatbik edilir ve fırınlanır. Seramik son derece sert bir malzeme, son derece dayanıklı bir malzeme. Bıçak bile yapılıyor seramikten. İçinde seramik parçacıkları var. Bu piştiği zaman sert, hem korozyona hem sürtünmeye dayanıklı. Bir de yüzey kaydırma özelliği vardır serakotun. Kaygan bir yüzey elde eder. Böyle bir kaplamadır serakot. Türkiye'de piyasaya bu şekilde çıkıyor bu model tabancaların sürgüleri ve namluları. Malzemesi dövme çelik. Sürgünün malzemesi dövme çelik. Aynı şekilde namlu da dövme çelik. Gövde polimer. Bunları teker teker inceleyip bakacağız. Ama öncelikle bu silahtan edinenler ya da edinmek isteyenler ya da kontrol edecekler için küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Sökülmesi birazcık dikkat istiyor. Neden? Onun bakın montaj ve sökme ve montaj talimatları zaten şeyin içinden çıkıyor. Polimer gövdeli tabancalarda genellikle sürgüt tamamen ön tarafa doğru sürülür, çıkartılır. Bunda öyle değil. Biraz ileriye doğru kıpırdattıktan sonra yukarıya kaldırmak zorundayız. Şimdi beraberce sökelim bir tanesini. Görelim özellikleri. Bir kere tabancanın boş olduğundan emin oluyoruz. Şarjörü çıkartıyoruz. Bazı tabancalarda sökmek için sürgüyü birazcık geriye çekmek gerekir. Bunda o gereksinim yok. Her iki tarafta, sağda ve solda sürgü sökme düğmelerini eşit bir şekilde aşağıya indirmemiz tabancanın sökülmesi için birinci adım. İkinci adım, şöyle bakalım. Arkadaki iğne eğer kuruluysa, şimdi bakın kırmızı görüyorsunuz değil mi? O kırmızı iğne kurulu demektir. İğne kurulu olduğu zaman sürgüyü çöküp çıkartamazsınız. Çünkü sürgüyü, yani iğnenin arkasındaki tırnağı alttaki takılma dişi tutuyor. Onun için boş olduğundan eminiz. İçinde atım yatağı boş. Buradan biraz evvel kontrol de ettik. Buna rağmen güvenli bir doğrultuya doğru tutarak tetiği çekiyoruz. Artık tabanca sökülmeye hazır. Birazcık ileriye gidiyor. Fazla değil. Bu arkadaki kızak rayları görününceye kadar. Sonra yukarıya kaldırıp çıkartıyoruz. Sona kadar ileriye itmeye çalışmayın. Bu tabancanın takılmasında da sökülmesinde de dikkat edilmesi husus o. Arkadaki kızak rayları görününceye kadar ileriye çekip sürgüyü yukarıya kaldırmak. Takarken de o noktadan başlamak. Yani en uçtan başlayıp da geriye gidemiyorsunuz. Bu tabancanın özelliği yani, o şekilde. Söktük. Takalım da beraberce. Alışkanlık. Bakın ileriden itmeye çalıştım. Olmadı. Takmak için herhangi bir şeye gerek yok.
düğme müğme kıvırmaya gerek yok. Kendiliğinden yerine oturuyor. Kurulu iğnesi boşaltalım. Güvenli bir şekilde kenarda dursun. Şimdi teker teker parçalarını elden geçirelim. Bana en yakın sürgü var. Sürgü SF'lere göre, TP9 SFP'lere göre kısaltılmış bir sürgü. Tabii namlu da. Neden? Daha rahat taşınabilsin diye. Diğerlerini polis asker daha rahat taşıyabiliyor, daha uzun namlulu, daha etkili. O kadar da fazla etki, bir şey söyleyemem yani. Aradaki bir santim bir şey fark etmez etki açısından. Ama daha rahat taşınabilecek, daha rahat gizlenilebilecek bir tabanca haline almış sürgünün kısaltılması. Çünkü taşımada, gizli taşımada tabancanın sürgüsünün ve kabzesinin uzunluğu tabancanın kendisini belli etmesine sebep olur. Onun için böyle bir kısaltma yapılmış, daha rahat taşınabilsin diye. Ön tarafta 4 tane, arka tarafta 10 tane kurma kertikleri var sürgüde. Biraz evvel söylediğim gibi ya da söylemediğim gibi dövme çelikten yapılma bir sürgü. Üzerinde bir tane namlu dolu göstergesi var. Atım yatağı dolu göstergesi var daha doğrusu. Ve göstergenin her iki tarafında birer kırmızı nokta var. Yani atım yatağında, şöyle bakın dışarıya çıktığı zaman, atım yatağında bir mermi ya da kovan olduğu zaman gözle ve elle onu hissedebiliyorsunuz. Karanlık dahi olsa, görmeseniz dahi elle atım yatağının dolu olduğunu buradan hissedebiliyorsunuz bu gösterge sayesinde. Üzerindeki gez arpacık Warren marka bir gez. Ya oraya bakıyorum, çok küçük, karanlık, gözlüksüz göremiyorum. Warren marka bir gez ve arpacık. Her ikisi de kırlangıç kuyruğu yuvalara sabitlenmiş ve arpacıkta göremiyorum ama gezde ortada bir tane daha sabitleme sekuru var. Yani bir alien anahtar, alien vidası var üzerinde. Bu alieni gevşeterek sağ sol ayar yapmak imkanına sahip olabiliyorsunuz gezde. Arpacıkta sıkı geçme. Arpacıkta öyle bir şey yok, sekur yok gördüğüm kadarıyla. Evet, sıkı geçme. Dışarıdan görünen bir fırlatma kovan çekme tırnağı var ve içinde biraz evvel nasıl çalışacağını söyleyeceğim biraz sonra bir blok emniyeti, iğne blok emniyeti var. Şu iğne blok emniyeti tetik sonuna kadar çekilmez ise eğer iğnenin yolunu açmaz ve de gidip kapsüle vurmasına mani olur. Gövdeye geçtiğimiz zaman onu harekete geçirecek parçayı da sizlerle paylaşacağım. Tabanca İngilizce'de striker fire denilen içten iğneli. Hani içten horozlu falan filan diyorlar bazen halk ağzında, değil. Öyle bir şey yok bu tabancada. İçinde bir horoz yok. Sadece gizli bir iğne var. Bu iğnenin yayı gerilerek kurtulduğu zaman giriyor, kapsülü patlatıyor. Evet, bu tarafta Canik 9.19, diğer tarafta da TP9 SF Elit yazılarını görebiliyoruz. Yukarıya doğru kavislendirilmiş, hafifletilmiş bir sürgü. Arka kapağın sökülmesi çok basit. Burada içeride bir parça var. Onu tornavidonun ucuyla aşağıya iterseniz buradan doğrudan doğruya arka kapak sökülüp iğne ve iğne yatağının temizliği, bakımı yapılıyor. Bu tabancalarda iğne yatağını çok yağlı bırakmamak lazım. Hatta çok çok az yağlı bırakmak lazım. O yağ faydadan çok zarar verebilir. Toz tutar. İğnenin gitmesine mani olur bir ölçüde. Hızını azaltır. Patlama sorunları yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla fazla yağ daima fayda değil, zarar. Onun için temiz, kuru, çok ince bir yağlı olmasında fayda var. Her ne kadar şurada bir delik var ise de, yani iğne yatağındaki tozu, sıvıyı aşağıya akıtabilmesi için siz yine de aşırıya kaçmayın yağlama açısından. Zaten nerelerinin de yağlanması gerektiğinden biraz bahsedeceğim biraz sonra. Gelelim gövdeye. Gövde polimer yapıda bir gövde. Biraz evvel söylediğim gibi sırtında şuradaki pim sökülerek değişip benim elimden daha büyük 50'ler için
daha büyük bir kabza sırtı takılabiliyor. Bu benim elime çok uygun. Yani benim böyle bir değiştirme ihtiyacım yok. Çok uygun, çok güzel üst kavrayabiliyorum. Zaten bu tabancada atım aksı da oldukça düşük. Yani şahlanma problemi olmaz diye düşünüyorum. Kabza açısının ergonomisi de parmağımı tetik korkuluğunun dışına itiyor. Otomatik olarak tetik disiplinini sağlıyor. 4 tane çelik kızak üzerinde sürgü hareket ediyor. Bu çelik kızaklar aslında 4 tane değil, 2 tane. Yani içeriden böyle at dalı şeklinde polimer gövdeyle beraber dökülüyor. Çıktıktan sonra polimer dökümden tesviye edilerek, alıştırılarak sürgünün rahat çalışması sağlanıyor. Yani bir önde, bir arkada olmak üzere 2 tane kızak rayı var. 4 tane değil, 4 parça gözüküyor ama polimerin içinde olduğu için diğerlerini göremiyoruz. Hatta o parça tek parça olduğu için sırtına laserla seri numarası yazılabiliyor. Yani şu kızak kılavuzlarının bulunduğu parça aynı parça. Tetiğin ön tarafına tetik emniyetini kırmızı yapmışlar. Bu şık bir şey olmuş. Orada bir emniyet olduğunu, hani kırmızı alarmdır ya, daima ikazdır ya, orada da bunun bir emniyet olduğunu gösteriyor. Biraz sonra taktıktan sonra tetik sertliğine ve reset mesafesine de bakacağız. Ama sökülmüşken şunu göstermek istiyorum. Şu parça, öndeki parça, biraz evvel gösterdiğim iğne blok emniyetini kontrol eden, yani tetiği çektiğiniz zaman geriye, hafif yukarı ve geriye kalkarak blok emniyetini, iğne blok emniyetini yukarıya kaldırıp iğnenin gidebilmesi yolunu açan parça. Yani bu ne demektir? Diğer taraftan bakarsanız, tetiği çekmezseniz iğne yerinden kurtulup da gidip kapsüle vurmaz. İlla ki tetiği sonuna kadar çekilmiş olması gerekir. Evet, arka blok MIM, yani çelik döküm, özel bir çelik döküm. Metal Injection Molding kelimelerinin baş harflerinden geliyor. Enjekte ederek çelik ve metal dökümü, özel bir teknoloji. Silah teknolojisinde artık çok kullanılıyor MIM parçalar. Bayağı da kaliteli MIM parçalar son senelerde yapılıyor. Bunun da blok MIM, yani hassas bir MIM parçanın içinde çalışıyor. Takılma tırnağı. İngilizce'de sear denilen parça. Takılma tırnağı. Türkçe'de ne diyorlar burada fabrikada bilmiyorum o parçaya. Ama iğnenin takıldığı, tetiği çektiğimizde aşağı inen tırnağın bulunduğu bölge bir MIM yapının içinde. Yay, geri getirme yayı ve mili, metal bir mil, çelik. Yay da yaprak kesitli, şimdi dairesel kesitli değil, yaprak kesitli ve tümleşik, captive tabir ettikleri Amerikalıların, tümleşik bir yay ve mil. İkisi bir arada, yani ayrılmıyor. Bir şekilde değiştirmek istediğin zaman böyle takım olarak. Belki şuradan içinde pim mim vardır, bir şeyler vardır, bu ayrılır mutlaka da. Hani söktüğünüz zaman kendiliğinden ayrılmıyor, o anlamda söylüyorum. Yoksa yani sadece yay da değiştirilebilir, değil mi? Yani milin değiştirilmesi de şart değil. Şurada bir pim var, onu söktüğünüz zaman yayı çıkartabilirsiniz. Ama tabii tavsiye etmiyorum, yani bunu amatör silah sahiplerine tavsiye etmiyorum. Bunlar profesyonel işi. Yani yaptığınız en ufak bir yanlışlık silahın sağlıklı çalışmasına mani olabilir. Dolayısıyla yani eğer silahı iyi bilmiyorsanız ya da ustalık şeyiniz yoksa, eğitiminiz yoksa, benim şu şekilde söktüğüm 4 parçadan fazla sökmeyin tabancayı kesinlikle. Sürgü, namlu, yay ve gövde. 4 parçası temizlik için yeterli. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Evet, şarjör İtalyan Mekar yapımı, 15 mermi kapasitede. SF modelleri de 15 mermi kapasiteliydi Türkiye'de ama daha uzundu, daha büyük bir şarjördü. Çünkü yurt dışında daha ihraca çok gidiyor bu tabancalar. Yurt dışında daha fazla merminin özellikle yarışmalarda falan takılabilmesi için o şarjör yurt dışına, Türkiye'de değil, daha büyük kapasiteli olarak gidebiliyordu. Bu 15 mermi. Türkiye'de bize 15 mermiden fazla koyulacak şarjörler verilmiyor. İtalya tabancalarda dahi TR
şeyiyle geliyorlar. 15 mermilik şarjör. Mekar dünyaca bilinen bir İtalyan şarjör markası. Bir sürü yabancı firmada o marka şarjörü kullanıyor ama tabanlıkta, şarjör tabanında şeyin, Gianni'nin çift başlı kartal Selçuk arması var. Son derece güzel. Şu parçayı söktüm biraz evvel. Çok detaylı gitmedim. Mermi doldurmak için. Rahat, kolay doldurmak için bir aparat. Bunu koyduğunuz zaman gerdel aşağı iniyor. Bir tane koyuyorsunuz mermi. Bırakıp itiyorsunuz. Sonra bir daha indiriyorsunuz. Bir tane daha koyuyorsunuz. Yani birinci, ikinci, beşinci de pek zorlanmazsınız ama 14-15'te çok alışkan olmayan, hele yeni şarjörlerde, şarjör yayı çok çok daha tazeyken zorlanabilirsiniz. Onun için bu aparat, doldurma aparatı epey bir fayda sağlıyor. Evet, teknik özelliklerini hep beraber bakalım. Ben de sizlerle beraber öğreneyim. TP9 SF50'nin özellikleri: 9-19, 9 mm parabellum, 9 mm Luger, 9 mm NATO, hepsi aynı mermilerdir. Uzun 9 deniliyor halk arasında bazen ama lütfen kullanmayın onu, uzun 9 değildir. Bundan daha uzunları da var. 9A20, 9A21, 9A23 kovanlı. Hani birincisi çap 9, ikincisi kovan uzunluğunu verir. 9A19, 19 mm'dir kovanının uzunluğu. Dolayısıyla hani kısası da var, tamam, kısa 9 dediğiniz 9-17 de var ama yani uzun dediğiniz zaman bir sürü uzun var. 9-19 kullanmak daha doğru bir davranış olabilir diye inanıyorum. Doğruyu yapalım, doğruyu öğrenelim. Yani babamız yanlış biliyor diye bizim de aynı yanlışı devam ettirmek zor şeyimiz yok. Yani doğruyu öğrenelim. Tabancanın toplam uzunluğu 18,5 santim, 185 milimetre. Yüksekliği 134 milimetre, 13 santim civarında. Genişliği 37 santim, 37 milimetre ama 37 milimetreyi söylerken sadece sürgünün genişliğini söylemiyorlar. Toplam genişliği söylüyorlar değil mi? Bütün çıkıntılarla toplam genişliği söylüyorlar. Aslında benim için önemli olan kabzanın genişliği ve sürgünün genişliğidir. Herhalde 32 milimlerde falan değil mi? Yanlış tahmin etmiyorsam. Yani onu 37 değil aslında, yani yarım milim büyük bir şey taşımak için. Taşıyıcıyı şey yapan, sınırlayan aslında sürgünün ve kabzanın kalınlığıdır. Ve bir iki parça dışarıya çıkmış. Bir taraftan 2,5 milimetre, öbür taraftan 2,5 milimetre, o taşıyıcıyı rahatsız etmez. Dışarıdan da görünmez. Ama tabii standart olarak tüm genişliğini ifade ediyorlar katalogda. Bu da ilave bir bilgi olsun. Namlu boyu 106,5 milimetre. Yani 10 santimin biraz üzerinde. Bu kompakt sınıfı tabancalar 99 milimetre, 100 milimetre, 102 milimetre falan civarında olur genellikle. Burada bir güzellik yapmışlar. Beleşten 5,5 milimetre daha koymuşlar üzerine. Eyvallah. Tamam. Ağanın elinden tutulmaz. Uzun namlu daima iyidir. 800 gram ağırlığı. Ağırlık derken boş şarjörle beraber ağırlığı. 800 gram polimer gövdeli, sürgü, çelik gövdeli tabanca. Bir adet boş şarjörle ağırlığı 800 gram. Gövde polimer, şarjör kapasitesi 15, emniyet, iğne blok emniyeti biraz evvel bahsetmiştim nasıl çalıştığından. Sürgü tutucu çift taraflı, bakın onu da size tekrar göstereyim. Çift taraflı, hem sağ tarafında hem sol tarafında sürgü salma tutma manivelası. Katalogda sürgü tutucu diye geçiyor broşürde. Aynı iş. Bunun nedir, bunun şeyi, görevi, ne amaçla çalışır? Şarjörde mermi bittiği zaman, son mermi atıldıktan sonra gerdelin yanında bir parça vardır. Şu parçaya gerdel diyoruz. Gerdelin yanında bir parça vardır. Bu gerdelin yanındaki parça tabancanın içindeki bir parçayı yukarıya kaldırarak sürgü tutma mandalını yukarıya kaldırır. Bu sürgünün geride kalmasını sağlar son mermi atıldıktan sonra. Bu nedir? Bir dahaki doldurmada bir avantaj sağlar. Atıcıya hem tabancanın boşaldığını gösterir, hem bir sonraki atıcı, şeyde şarjörü, dolu şarjörü taktığınız zaman size bir kolaylık sağlar. Nasıl sol elini kullanan insanlar sol taraftan, pardon, sağ elini kullanan insanlar sol taraftan, sol elini kullanan insanlar da sağ taraftan aynı mandala, yani iki taraftan mandal var, müdahale ederek hızlı bir şekilde tabancaya tekrar atışa hazır
hale getirmek imkanına sahipler. Burada şarjör düşürme düğmesi de çift taraflı. Yani şöyle çift taraflı, bunu söküp sağ tarafa alabiliyorsunuz. Yani solak atıcılarda sol baş parmaklarıyla düşürebilir hale getiriyorlar. O basit bir operasyon. Yapamazsanız herhangi bir silah tamircisi ya da fabrika bunu zevkle sizin için yapacaktır tahmin ediyorum. Bu öbür tarafa geçebilir. Ama çok zor bir şey değil, onu da söyleyeyim. Ben bile becerebiliyorum o işi. Evet. Mesela benim tabancamda her iki tarafta da var. Yani başka bir marka benim. Varken onu söyleyeyim. Buradan da basarsanız, buradan da basarsanız aynı anda düşürüyor. Burada da bunu döndürmek imkanı var. Yani bu çift elli, yani hem sağak hem solak kullanıcılar için yapılmış bir özellik. Yarım otomatik tabanca ve tek hareketli tetik. Tek hareketli tetik. Yani nedir tek hareketli tetik? Bunu hemen hemen her videomda söylemek zorunda hissediyorum kendimi ve sürekli soruyorsunuz. Tek hareketli tetik, tabancanın iğnesi kurulduktan sonra tetiğe göçüp patlattıktan sonra bir daha ancak sürgünün geri gelmesiyle, isterseniz kendi elinizle, isterseniz merminin patlama geri enerjisiyle sürgünün geri gelip kurulması lazım ki o tek harekette tekrardan tetiği düşürebilirsiniz. Onu nasıl yapacağız? Şimdi beraberce görelim. Toplarken tabancayı biraz da tarif edelim. Tabancayı toplamak için söktüğümüz yöntemin tam tersini kullanıyoruz. Zaten sökme, takma, montaj ve demontaj, yani sökme ve takma talimatı içinden çıkıyor. Güzel bir kalın kağıda yapıştırılmış. Dikkat edeceğiniz şey var tabii. Hangi ucunun ileriye geleceği konusunda. Arkadan perçinli olan kısım geriye gelecek. İleriye birazcık, şöyle göstereyim ben size. Kamera beni gösteriyor. Tabancayı göstermiyor. Hafif ileriye iterek yerine oturtuyorsunuz. Burada da hep söylüyorum. Burada prensip geri getirme mili ile sürgünün kenarlarının birbirine paralel olması. Buna dikkat edeceğiz. Tam oturmuş olmasına. Yoksa yerine takamayabilirsiniz. Dikkat olmak gerekli bu konuda. Tek biraz evvel söylediğim gibi yerine oturturken arkadaki kızak raylarının karşılıklarının biraz önünde yerine oturtuyoruz. Sonra geriye ittiğimiz zaman tabanca monte edilmiş oluyor. Şu anda tabanca kilitlendi. Şimdi bakın, şurada kırmızı nokta görmüyorsunuz. Tetik kilit şey değil, kurulu değil. Çift hareketli olsaydı tetiğe göçtüğünüz zaman, ki iğneli tabancalarda bu genellikle yoktur. Var, bazı modelleri de var. Canik'in şey modelinde de var. Ne modelinde? V2 modelinde de var. Tek hareketli, çift hareketli çalışma. Ama bu tabanca sadece tek hareketli. Tek hareketlinin çalışması için bakın sürgü geriye gidiyor. Kuruldu. Sonuna kadar geri götürmeye de gerek yok. Ama iğne kuruldu. İğnenin kırmızısını görüyorsunuz. Kuruldu. Artık tetiğe göçtüğüm zaman tık düştü. İşte bu tek hareket. İkinci hareket yok, çift hareket yok. Tekrardan kurulması lazım. Şimdi elimize değmişken şöyle bir bakalım. Tetiği de biraz inceleyelim bakalım. Keskin bir tetik. Bayağı güzel. Yani şu ön yol, tetik ön yolu kurduktan sonra bakalım. Bakın şu yol tetik ön yoldur. Tetik ön yolundan sonra iğnenin kurtuluncaya kadar gittiği bir yol daha vardır. Bu bazı tabancalarda çok kısadır, bazı tabancalarda biraz daha uzundur. Kısa olduğu zaman atış hassasiyetinde bir avantaj sağlar. Ben hep kağıt hedef atıcısı olduğum için ona dikkat ediyorum. Ama kombat atışta da ikinci atışta bir avantaj sağlar. Pat pat iki tane atıyorsanız tetik ön yolundan sonra yürüme mesafesi, tetik yürüme mesafesinin kısa olması bir avantajdır. Keskin 2 kilo 700 2 kilo 800'lerde mi? 2600-2500 2,5-2600 civarında bir tetik. Parmağım biraz endazesini kaçırmış. Tabii bu tetik işi biraz şey, tabancanın rodajı bittikten sonra, yani bir 100-200 atış yaptıktan sonra biraz karakter kazanıp daha da yumuşamaya, daha da tatlı düşmeye başlar.
Yani ilk aldığınız zamanki şeyiyle bir 200-300 mermi attıktan sonraki tetik keyfi biraz değişir. Daha keyifli olmaya başlar. Değil mi? Burada ustalar başlarını sallıyorlar. Onlardan ben tüy oluyorum. Yani yanlış bir şey söylersem yakacaklar beni. Yani hemen böyle yüzlerine bakıyorum. Acaba doğru mu söyledim diye. Evet, şimdi gelelim reset mesafesine. Reset mesafesi ne demek? Tabancayı patlattınız, birinci mermi gitti. Sürgü gitti. Boş kovana attı. Yeni mermiyi atım yatağına sürdü. Ama parmak hala tetikte. Tekrardan tetiği patlatabilir hale getirebilmek için bir boşaltmanız lazım tetiği. Tık diye bir ses duydunuz değil mi? İşte bu tık diye sesi duyuncaya kadar geri gelme yoluna reset mesafesi, geri dönüş yolu deniliyor. Bu mesafe ne kadar kısa olur ise ikinci atışta atıcıya o kadar avantaj sağlar. Çok uzun reset mesafeli tabancalarda tamam, yani poligon atışında hiç önemli değil. Reset mesafesi uzunmuş kısaymış. Tetiğin ön yolu uzunmuş kısaymış. Yeter ki keskin ve temiz bir tetik olsun. Ama böyle tap tap kombat atışı, müsabaka atışı ya da savunma atışı, yani taktik atış, hizmet atışında çok önemlidir. Reset mesafesinin belirli bir 5 milim civar mı? 3 milim. Harika. Çok güzel yani. Yani 5 milime kadar kabul edilebiliyor genellikle. 3,5-4 milim reset mesafesi çok güzel. Şimdi aşağıda da ben onu gerçek dolu mermilerle deneyeceğim. Evet, tabanca ile ilgili söyleyeceğim çok fazla bir şey kaldığına inanmıyorum. Ha, aksesuar rayı olayı var. Bu aksesuar rayı artık geleneksel oldu. Yani her tabancada var aksesuar rayı. Ben bir sivilim. Benim tabancamda bir aksesuar rayı olmasına hiç gerek yok. Ve fener takacağım. Laser tabii Türkiye'de zaten sivile kullanım dışı. Ama tabii şunu da unutmamak lazım. Bütün dünya için yapılıyor bu silahlar. Dünyanın bir sürü yerinde laser pointer, laser noktalama da serbest. Fener de zaten kullanılabiliyor. Yani hem operasyonel amaçta hem de amatör amaçta fener takılabiliyor. Dolayısıyla bütün dünya yapıldığı için bu artık standart haline gelmiş. Yeni tabancalarda, bütün tabancalarda aksesuar rayı, hatta 1911 A1 Colt'lara bile aksesuar rayı koyuyorlar. Ne alakaysa yani. Neyse. Ama bu bir standart. Onun haricinde atış aksının düşük olduğunu söyleyebilirim. Atış aksı demek ne demek? Namlu ortasından geçen doğrultuyla atıcının kavrama mesafesi demek. Bu bir şey, moment meselesi. Yük çarpı yük kolu, kuvvet çarpı kuvvet kolu. Bunu uçtan daha rahat itersiniz de buradan o kadar kolay itemezsiniz. İşte bu mesafe ne kadar kısa olursa şahlanma, geri tepme dolayısıyla daha az olur. Onun için ikinci mermiye daha iyi toparlayabilirsiniz tabancayı. Evet, bu kadar gevezelik yeter. Bundan sonra atış yapacağız ve bu videonun sonuna ekleyeceğiz inşallah. Evet, beni sabırla izlediğiniz için çok çok teşekkürler. İyi günler diliyorum efendim. Canik TF9 SF. Şarjörde 5 mermi var.